programımızdan hepinize merhaba. Bu hafta sizlerle bir İtalyan tatlısı olan cannoli yapacağız. Cannoli bir hamur tatlısı ve orijinalinde Sicilya bölgesine ait. Aslında çok önceleri Roma İmparatorluğu döneminde de yapılan bir tatlı. O zamandan bu zamana kadar tabii ki farklı çeşitlerde yapılmış, değişikliklere uğramış, kreması değişmiş. Ama artık günümüzde hem İtalya'da hem dünyanın farklı yerlerinde, özellikle Amerika'da çok popüler olan bir tatlı. Bu tatlı için malzemelerimiz çok kolay. Hemen sizlere tanıtıyorum malzemelerimizi. Hamuru için kullanacağımız 50 gram tereyağımız var. 25 gram toz şeker kullanacağız. 1 tane yumurtaya ihtiyacımız var. 1 tutam tuz. 1 paket kadar vanilya. Ve onun dışında una ihtiyacımız olacak. Şimdi cannolimizin hamurunu yoğurmaya başlıyoruz. Öncelikle gereken malzemelerden tereyağını, 50 gram kadar tereyağı kullanacağım ben. Buraya boşaltıyoruz. Daha sonra 25 gram kadar toz şekerimiz var. Onu ekliyoruz. Bir yumurta kullanacağım ben malzeme olarak ama bunun beyazından bir kısmını saklamanızı isteyeceğim sizlerden. Çünkü daha sonra cannolimizi kapatırken bize lazım olacak. Çok az saklıyorum yumurtamızın beyazından. Bir tutam kadar tuz ekliyorum. Daha sonra yavaş yavaş malzemelerimi birbirine karıştıracağım ve unumu eklemeye başlayacağım. Unumla birlikte de vanilyamızı da karışıma ekleyeceğiz. Evet, malzemelerimiz biraz karıştı. Şimdi unumuzu eklemeye başlıyoruz. 200-250 gram kadar una ihtiyacımız olacak. Unumuzu yavaş yavaş karıştırırken vanilyamızı da ekleyebiliriz karışıma. Cannoli'de aslında en önemli olan şeylerden bir tanesi hamurumuzu kızarttıktan sonraki kızartma bir hamur yapacağız aslında. Oldukça kıtır kıtır bir yapıya sahip olması. Burada da kullandığımız malzemelerden aslında tuzla şekerin bir arada kullanılması bize böyle bir avantaj sağlayacak. Hamurumuzu oluşturduktan sonra bir süre buzdolabında bekletebiliriz. Yarım saat kadar beklerse çok iyi olur ama o kadar vaktimiz yoksa daha az da bekletebiliriz. Sorun yok. Hamurumuz dinlenirken biz kremasını hazırlayacağız bu tatlının. Ayrıca yağımızı da yavaş yavaş ısıtmaya başlamamız gerekiyor. İsterseniz zeytinyağı kullanabilirsiniz, isterseniz ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Hangisini kullanmak isterseniz. Aslında zaten evimizde sürekli bulunan pratik malzemelerle yaptığımız bir tatlı bu. Evet, hamurumuz bu formu aldıktan sonra artık hazır olduğu anlamına geliyor. Bunu buzdolabı poşetine koyup veya direkt streç filmi üzerini kapatıp buzdolabınızda dinlendirebilirsiniz. Şimdi kremayı yapma aşamasına başlıyoruz. Kremamız aslında çok kolay. Sadece 3 malzemeden oluşuyor. Birinci malzememiz İtalya'nın en önemli peynirlerinden, en meşhur peynirlerinden biri olan ricotta. Ve pudra şekeri kullanacağım ben. Ricotta aslında bizim lor peynirimize oldukça benzeyen bir peynir. Formu da aynı, tadı da hemen hemen çok yakın. İtalya'da birçok tatlıda kullanılıyor, mascarpone peyniriyle birlikte de kullanılıyor ama biz sadece bugün ricotta'yı tercih edeceğiz. Ricotta biraz katı formlu bir peynir ama pudra şekeriyle karıştırdığımızda biraz daha yumuşayacak. Daha sonra da buzdolabında biraz bekleteceğiz, krema pompasını alacağız ve cannoli hamurumuzu hazırladıktan sonra içinde kullanacağız. Aslında biz pudra şekerini genellikle damak tadına göre koyuyoruz, katıyoruz ama ben 200 gram kadar önerebilirim. Ricotta peynirimiz de 250 gram civarında olacak. Pudra şekerimizi karıştırıyoruz. Sonra birazcık limon esansı ekleyeceğiz. Sevdiğiniz başka bir aroma varsa tabii ki onları da ekleyebilirsiniz ama ben limon esansını tercih ediyorum. Hem daha ferah oluyor hem de yaz günleri için daha ideal olduğunu düşünüyorum. Pudra şekerinden birazcık ayırmamız gerekiyor. Onu da yine cannolimiz tamamlandığı zaman, hamuru kızarttığımız zaman, kremasını doldurduğumuz zaman üstüne ekleyeceğiz. Biraz serpmemiz gerekiyor. O da güzel bir görüntü katacak. Gördüğünüz gibi kıvamı biraz daha yumuşamaya başladı şekerin karıştırılmasıyla birlikte. Evet, bu hale geldikten sonra birazcık limon esansı katacağız. Daha önce bahsettiğim gibi isterseniz farklı aromalarda kullanabilirsiniz. Vanilya, muz, tamamen sizin tercihiniz. Evet, kremamız da böylece hazır oldu.
Kremamızı biraz buzdolabında bekleteceğiz. Biraz daha katı bir forma tekrar kavuşması gerekiyor. Çünkü krema pompamıza koyacağız zorlanmaması için. Evet, böylece kremamız hazır. Daha önce buzdolabına koymuş olduğumuz kanoli hamurumuzu çıkardık buzdolabından. Bunu birkaç bezeye ayırabilirsiniz isterseniz. Ben şimdilik ikiye ayırıyorum. Tabii ki bir açma tahtasına ve bir merdaneye ihtiyacımız var bu aşamada. Eğer hamurunuz yapışırsa birazcık un kullanabilirsiniz ama ben yapışmayacağını düşünüyorum. Yağlı bir hamur çünkü sonuçta tereyağı var içinde. Ve bundan sonraki aşamayı birazcık özetlemek istiyorum size. Kanoli için kullandığımız bazı kalıplar var. Bunlar külah kalıplar. Türkiye'de rahatlıkla bulabileceğimiz pasta malzemeleri satan yerlerde çok rahatlıkla bulabileceğimiz uygun fiyatlı kalıplar. Çocukların çok sevdiği ayrıca kalıplar bunlar. Külah pasta yapımında da çok fazla kullanılıyor. Bunlarsa aslında kanolinin orijinal kalıpları. Bunlar bu şekilde metal silindir olabiliyorlar veya ahşaptan olabiliyorlar. Bunları da internet üzerinden bazı sitelerden sipariş vererek getirtirebilirsiniz. Şimdi hamur açmaya başlıyoruz. Çok kalın bir hamur açmamıza gerek yok aslında. İnce bir hamur açabiliriz. Çünkü kızarttığımız zaman hamurumuzun olabildiğince kıtır olmasını istiyoruz. Kanolinin en büyük özelliklerinden bir tanesi bu, çıtır çıtır olması gerekiyor. Ben şu anda uzunlamasını açıyorum bunu, dikey olarak büyütüyorum hamurumu çünkü aslında bir parça keseceğim buradan. Biraz daha inceltiyorum. Aslında inceliğini de size gösterebilirim şu şekilde. Çok kalın değil. Birazcık daha ince olursa daha güzel olacak. Ve biraz daha uzatmaya çalışıyorum. Çünkü külah kalıpları kullanırken uzun hamur daha ideal bizim için. Birazdan göreceksiniz. Evet. Sanırım bu incelik bizim için yeterli. Bir bıçağa ihtiyacımız var. Hamuru şu şekilde kesiyorum. Şu kenarından da birazcık düzelteceğim. Bir tane daha kesebiliriz buradan. Şu şekilde. Şöyle kestim. Şu parçaya artık ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum. Artan hamurlarımızı bir kenara aldık. Şimdi kalıbı öncelikle mutlaka yağlamamız gerekiyor. Çünkü sıcak yağ attığımız zaman yapışma ihtimalini göz önünde bulundurarak margarinle yağlayabilirsiniz. Bir parçacık margarini elimize alıyoruz. Her yerine sürüyoruz kalıbımızı. Zaten eğer oda sıcaklığındaysa çok kolay sürülecektir. Bu şekilde margarinle yağlamış olduk kalıbımızı. Bir tane daha yapalım. Evet. İki tane kalıbımıza saralım hamurumuzu. Sararken ne yapacağız? Şu uçtan başlayacağız. Ucunu biraz yapıştırırsak tabii ki iyi olur. Şunu aşağıya alıyorum. Şu uçtan başlayalım. Ve yukarı doğru çapraz şekilde saralım. Çapraz şekilde sararken her bir kat diğerinin ortasından üstüne gelecek şekilde. Yana doğru. Ucunu kapatabiliriz. Şu şekilde hamurumuzun bittiği yere kadar geliyoruz. Hamurumuzun bittiği noktada ne yapacağız? Daha önce ayırmış olduğumuz yumurta akını kullanacağız. Bu çok önemli çünkü eğer hamurunuzun buraya yapışmasını istiyorsanız bunu mutlaka yapmak zorundasınız. Burayı yapıştıracağız. Aksi takdirde yağ attığımız zaman burası açılır ve istediğimiz şekilde bir hamur elde edemeyiz. Evet, birincimiz külahımız hazır. İkinci külahımızı alıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi külah kalıplarımızdaki hamurlar hazır. Şimdi hamurumuzdan ikinci bir beze aldık. Bu bezeyi açmadan önce artık yağımızı ısıtmaya başlıyoruz. Çünkü birazdan kızartma işlemine başlayacağız. Tekrar ikinci bir bezeyi de yine açıyoruz.
Bu defa orijinal kanoli kalıplarıyla hamurumuzu birleştireceğiz. Evet, bu kalıplarımızı tabii kullanmak için bize böyle bir çeşit kalıp lazım. Birazcık geniş olacak. Normal kalıplar kullanabilirsiniz ama evinizdeki malzemelerle de tabii ki halledebilirsiniz bunu. Hamurumu açtım ben. Şimdi kalıbımı kullanacağım. Ben bir kase kullanacağım kalıp olarak. Bununla iki tane mesela sanırım çıkarabiliriz hamurumuzdan. Şu şekilde birincisi ve şöyle ikincisi. Geniş kullanmamız sebebi kanoli kalıplarımızın büyük olması. Yine birazcık yağ alıyorum ve kalıplarımızı yine yağlıyorum. Margarin tercih edebiliriz. Daha pratik olacaktır bizim için. Fazla hamurlarımızı buradan çıkardık. Bunları yeniden bir beze yaparak kullanabiliriz. Şuraya aldım. Şimdi kalıbımızla birleştireceğiz açtığımız hamuru. Birazcık elimizle genişletebiliriz. Şu şekilde. Ve kalıbımızı koyuyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz. Diğer tarafını da yine üstüne gelecekmiş gibi kapatacağım. Yalnız kapatmadan önce tabii ki yine yumurta akına ihtiyacım olacak. Hamurumuzun kızarırken açılmaması için kullanmamız gerektiğini söylemiştim. Evet, şu şekilde sürdükten sonra hamurumu biraz daha gevşeterek şuraya doğru kapatıyorum. Şimdi kızartma işlemine geçeceğiz. Ve artık kızartma işlemimize başlıyoruz. Yağımız ısındı, sıcak. İçine atıyoruz kanolilerimizden. Yağımızın alabildiğince. Ben iki taneyle başlamak istiyorum. Fritözümün kapağını kapatıyorum. İsterseniz tabii ki tavada da bunu yapabilirsiniz ama fritözde her tarafı eşit kızaracağından biz fritöz tercih ettik. Evet. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kızarmaya başladı kanolimiz. Biraz daha rengi koyulaşınca çıkaracağız. Evet, hazır olan kanolilerimizden birkaç tanesini kalıbından çıkarabiliriz. Tabii hala biraz sıcaklar ama şu şekilde çıkarmış oluyoruz. Orijinal kalıbından çıkan kanoli bu şekilde. Ve diğeri gördüğünüz gibi külah olan bu şekilde. Evet, görmüş olduğunuz üzere kanolilerimiz artık hazır, kızardı, kalıplarından çıktı. Şimdi daha önce hazırladığımız ve buzdolabında beklettiğimiz kremamızı çıkardık buzdolabımızdan. Krema pompamızı aldık elimize. İçini biraz kremayla dolduralım. Külah kalıplarımızdan birini elime alıyorum. Birazcık kremamdan içine sıkıyorum. Biraz yavaş yapacağım ve sallayacağım çünkü en alt uca kadar gitmesini istiyorum kremamın. Bunun için farklı seçeneklerimiz de var tabii ki. Eğer isterseniz bir bıçak yardımıyla kremayı yerleştirebilirsiniz veya en alt kısma belki birazcık çikolata benmeri usulü erisip koyabilirsiniz. O da farklı bir tat sağlayacaktır. Ben şu anda krema koymayı tercih ediyorum sadece. Sallayarak yerleştiriyorum. Evet. En üste kadar birazcık da bastırarak kremamızı kanolinin içine dolduruyoruz ve bir kenara bırakıyoruz. Evet, son olarak kanolimizi süslüyoruz. Kremalarımızı doldurduk zaten külah kalıplarımızla ve orijinal kanoli kalıplarımızla yaptığımız hamurlara. Kremalarımızı doldurduktan sonra kullanabileceğimiz bazı malzemeler var. Daha önce de bahsetmiştik. Kakaolu veya renkli şekerlerden kullanabilirsiniz pasta süslemesi için. Veya frambuazlı bu minicik taneli şekerlerden tercih edebilirsiniz. Veya çok fazla kullandığımız damla çikolatalardan da kullanabilirsiniz. Bunu yapmak tamamen sizin zevkinize ve yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Ben sadece şöyle süsleyeceğim. Şimdi birazcık da pudra şekeri serpmemiz gerekiyor dışlarına. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi pudra şekerimizi aldık. Dışlarına az az serpiyoruz. Şu şekilde. Çok fazla olmasına gerek yok ama en azından beyaz renk görmek istiyoruz dışında. Bu şekilde.
Evet, biricik hamurumuz böylece hazır olmuş oldu. Ve kanolimiz servise hazır. Bu hafta Dilan'ın Pastaları programında sizlerle bu sevimli, lezzetli, çok güzel olan kanoli tatlısını yaptık. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.